Yarın e, İmamoğlu'nun davası var. Bakalım ne olacak? Siyaseten yasaklanacak mı, yasaklanmayacak mı? Aslında siyaseten yasaklanınca... Acaba siyaseten yasaklayıp mı cezaevine atsak da kahraman yapsak yoksa siyaseten yasaklamadan mı erteleyip mi <laughs> kahraman yapsak? Herhalde dedi ki AK Parti'den birileri ya kardeşim bu Mansur Yavaş çok yükseldi. E e baksanıza abi burada ne oluyor? İmamoğlu bir sürü puan kaybetti. Ne yapacağız? Biraz gaz verelim ya. Ne yapalım? Bir mağduriyet yaratalım. Abi zor bir şey demiyor adam. Ya aç vardır dosya. Her onca hakimin dosyası var, savcının dosyası var elimizde. İmamoğlu'nun mu yok? Zaten bizim dosyalar da vardı. Bizim dosyalarda kim bilir neler var. Geçen biraz önce İzzettin Çalışları aradım. Bizim belgesel departmanımızın en değerli kalemi. Metin yazarı. Sevgili İzo dedim sence niye bunlar dedim Mustafa Kemal e Atatürk diyemiyorlar dedim. O da bana biraz önce size söylediklerimi bir kez daha anlattı, hatırlattı. Tamam dedim doğru düşünmüşüm ben de dedim. O sırada telefon şöyle oldu. E, bu da bu da bu da bu şeyler olmaya başladı. Kenan da yanımda. Dedi ki bak benim telefon da böyle oluyor dedi. Bizi dinliyorlar dedi. Dedim Kenan yani ne zamandan beri köpeğin insanı ısırması haber? Herhalde dinliyorlar yani. Önemli olan kim dinliyor yani? <laughs> Emniyet de dinleyebilir, MIT de dinleyebilir. CIA dinleyebilir. Biraz daha paranoya attırırsan. Her şeyi herkes dinleyebilir yani. Biliyorsunuz AK Parti'nin HDP'ye ziyaretini Akşener dün bir çakmıştı. HDP'de durur mu? Hemen cevap vermiş. Bir tane fotoğrafı koymuş HDP sözcüsü. Saruhan Oluç. Demiş ki fotoğrafı da şuraya bırakalım lazım olur çerçeveletip duvarınıza asarsınız. Ben bu konuda yani baştan zaten gömleğin yanlış iliklendiğini düşünüyorum. Abicim bu kadar zaman bütün HDP'yi PKK dediler, HDP, PKK dediler, bilmem dediler, 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 dediler. Ondan sonra bir bakıyorsun devlet bahçeli diyor ki e, normal <laughs> dedim normal. <laughs> Erdoğan diyor ki ne var canım bu yani bizimkiler işte anayasa değişikliği için gitmişler. Meral'im diyor ki bizi niye bu kadar itip kattınız kardeşim? Yok işte koskoca iyi Parti bilmem ne oldu. Aslında yani Meral takmayacak bunları. Kardeşim ben e, o öyle demiş. Boş ver ben Merkez partiyim merkezde görüşürüm kardeşim demesi lazım. On HDP ile de konuşurum. CTP ile de konuşurum. Bununla da konuşurum demesi gerekiyordu. Demedi. Şimdi de HDP'lilerle HDP, MHP, AK Parti birleşti. Dalga geçiyorlar. CHP'yi PKK'lı yaptılar. CHP, PK falan. HDP'li temel yorum yapmış. İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlamış. Van Milletvekili, basından sorumlu eş genel başkan yardımcısı Tayyip Temel. AK Parti'mize, AKP partimize dava açtırmış iktidardır. Bizzat yöneticilerin talimatıyla vekillerimizi, belediye başkanlarımızı, eş genel başkanlarımızı içeriye attırmış iktidardır. Kobani davası adı altında intikam yürüten bir iktidardır. Düşüncemizi önemsedikleri için gelmişler falan. Böyle bir şey yok. AKP'nin sıkışması ve toplumsal zemini kaybetmesi sebebiyle yaptığı politik manevra zayıflayan bir iktidardan beklenen bir tavır. Fakat AKP'nin baskıcı karakteri ve MHP'nin ilişkisi düşünüldüğünde beklenemez bir adım diyor. Geldiler çat kapı geldiler diyor. Düşünsene oturuyorsun orada mecliste çay içiyorsun. HDP'li milletvekilleri kapı çalınıyor. Kim o? AKP geldi. Git mi diyeceksin? Buyurun. <laughs> Gelmişsiniz. Su mu ikram etmişler? Bir çay ikram etmemişler gördüm kadarıyla. Allah'ın emri peygamberin kavliyle sizin, sizden şu anayasaya destek istiyoruz diye. Ya Sırrı Süreyya Önder'i yine ceza vermişler. Neyse ki ertelemişler cezayı. Hala Sırrı Süreyya Önder'le görüşüyorlar. Ya adam çekildi köşesinde. Bırakın yazsın senaryosunu. Orada Cihangir'de takılıyor. Kahvede oturuyor. Mit, Mit Cihangir'de. Tuğrul Yılmaz geliyor. Ara sıra onunla sohbet ediyor. Gidiyor kaktüsü orada takılıyor. Ara sıra bir programa katılıyor. Ne istiyorsunuz? Ya kardeşim bu sırrı size ne etti ya? <laughs> ne kimmiş ne nefretmiş abicim ya. Beş ay ceza vermişler. Ertelemişler neyse ki. İTO'da şekip avda geçiyor ritmi devam ediyor. Devam. Emine Koçak Diyor ki, Cüneyt yapma. Kolivar gözümüze baka baka milyonlara hakaret etti. Senin özgürlüğün benim insanlık hakkımı, onurumu, gururumu ayağının altına alamaz ki. Adam bunu yaptı. Ya Emine Hanım, yaptı mı? Yaptı. Saçma sapan bir laf etti mi? Etti. E oradaki Afşin de ona cevabını verdi mi? Verdi. Hep beraber sosyal medyada ulan bu kadar da dangalakça bir laf edilir mi dedik mi? Dedik. Trend topic yaptık mı? Yaptık. Tamam yeter. Niye tutuklayıp adamı hapse atıyoruz yani hani böyle olunca mı rahatlıyorsun? Herkesi tutuklayarak yani zaten şu anda cezaevlerinde uyuşturucu torbacı yakalamaktan zaten cezaevleri dolmuş taşmış durumda. Herkes af ilan etmeye çalışıyor. Bir yandan da cezaevlerinde yer kalmamış durumda. Her saçmalayanı cezaevine atarsak şu sosyal yani YouTube chat'teki insanların yarısını al bunu. Al şunu da al şunu da al şunu da al diye almamız lazım. Onu söylemek istiyorum. Ya Türkiye'de saçmalamanın karşısı cezaevine düşmek olmamalı. Herkesin bir saçmalama özgürlüğü olmalı. Biz de gülmeliyiz. Hani mesela düşen insana gülersiniz ya gizli gizli onun gibi gülmeliyiz. Ha adama bak ne dedi diye. Bunun esprisini yıllarca Türkiye'de şeyde yaptılar. Şafak Sezer'in o Erman Türk Malı dizisinde. Erman yine mi pizza yine mi ekmek yiyeceğiz Kafama almıyor bilmem ne diye. Yıllarca esprisi olan bir şey yani. Bir tane adam çıkıyor saçma sapan bir şey söylüyor al bunu hemen. Haftada 5000 kişiyi uyuşturucudan alıyorlarmış. Kolombiya'dan fazla diyor. Türk karteli var kardeşim artık yani. Nerede kalmıştık? Mardin'de. Daldan dala atlıyorum biraz ama kusura bakmayın. Bugün de böyle. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan özel tiyatrolara 32 milyon liralık destek. Bravo. 441 projeyi değerlendirmişler. Ve de 283'ü profesyonel, 72 geleneksel tiyatro olmak üzere 32 milyon lira vermişler. Gelelim, bak Yunanistan Türkiye gerilimi devam ediyor ama e, şu anda Selanik İzmir arasında da hat açılmış ve de atlayıp gidebiliyorsunuz. Tabii vizeniz varsa, ha, vizen yoksa zaten bekliyorsun bir yıl randevu almak için. Bekle Allah bekle. Şimdi gelelim Amerika'da. Amerikan seçimlerinin Türkiye'ye söylediklerini. Şimdi tabii seçimi kazananla kaybeden biraz ortada kaldı ama yenilmeyen, çok yenilmeyen demokratlar olduğu için cumhuriyetçiler de dövecek adam arıyorlar. E, kim var? Trump. Diyorlar ki ya bu Trump yüzünden kaybettik. Trumpet yüzünden kaybettik. Neden Trumpet yüzünden kaybettik? Çünkü çok marjinal isimleri çıkarttı. Normalde cumhuriyetçiler, makul insanlar çıkartmak yerine işte Pensilvanya'ya Mehmet Öz gibi radikal bir ismi çıkarttı diyor. Mehmet Öz radikal bir isim mi? Bize göre değil. Ama Amerikalı gözünden baktığınız zaman Türk, Müslüman, yani Cumhuriyetçilere çok uyan bir profil olmadığı kesin. Ve de şimdi onun hesabını soruyorlar. Acaba biz yanlış bir adaya mı gittik? Fazla mı Trump'ın dümenine girdik? Diye şey yapıyorlar. Biden'da fena bir gece değildi diye açıklama yapmış. Yani... Süper değildi ama fena da değildi diyor. Çok büyük bir şey değildi hatta aday da olabilirim diyor.